telefonda taramış olduğunuz barkod kodunu, bilgisayarınızdaki yüklü Excel veya Word dosyasına anında aktarabilirsiniz. Bunu nasıl yaparız bir örnek çalışmayla gösterelim. İlk adım olarak, Excel dosyamıza gerekli eklentiyi kuruyoruz. Giriş bölümü altında yer alan Eklentiler menüsüne tıklayalım. Açılan alt seçeneklerden Diğer Eklentiler yazısına tıklayalım ve arama bölümüne uygulama ismi olarak ScanIT yazalım. Arama sonucunda çıkan eklentiyi ücretsiz olarak Excel dosyamıza kurulumunu yapalım. Aynı işlemleri Word dosyası içinde yapabilirsiniz. Kurulum tamamlandıktan sonra üst menüde Eklentiler isminde menü aktif olacaktır. Aynı eklentinin mobil sürümünü de telefonumuza kurulumunu yapıyoruz. Google Play Store ve Apple Store uygulama desteği bulunmaktadır. Play Store uygulamamıza girelim ve arama bölümüne ScanIT to Office yazalım ve uygulamayı telefonumuza kurulumunu yapalım. Uygulama kurulum işlemi tamamlandıktan sonra eşleştirme yapmak için Excel dosyamızı açtığımızda Eklentiler bölümünde yer alan barkod kodunu telefonumuza okutmamız gerekmektedir. Telefona kurduğumuz uygulamamızı açalım ve ekranın sağ üst köşesinde yer alan 3 nokta simgesine dokunalım. Açılan alt seçeneklerden Connection seçeneğine dokunalım. Karşımıza gelen ADD Connections yazısına dokunalım. Taradığımız içeriği doğrudan Word veya Excel dosyasına aktaracağımız için Microsoft Word Excel seçeneğine dokunuyoruz. Bilgisayarımızdaki Excel dosyasına dönelim ve bize verdiği barkod kodunu Scan QR Code butonuna dokunup telefona okutalım. Gördüğünüz gibi telefon modelim Excel ile eşleşmiş oldu. Şimdi Excel dosyanız açıkken bir barkod kodlu ürünü telefondan okutalım. Gördüğünüz gibi veri içeriği anında Excel dosyasına geçti. İsterseniz Create New Form yazısına dokunarak aktarılan veriyi özelleştirebilirsiniz. ADD Field yazısına dokunup aktarımda neler gözükmesini istiyorsanız ekleyebilirsiniz. Bu ekranda ürün görseli, standart yazı, tarih, saat, numara gibi seçenekler de ekleyebilirsiniz. Örneğin ben zaman damgası gözüksün ve imza eklenmesini istiyorum. Şimdi oluşturduğunuz yeni tarama formuna dokunalım ve barkodu tarayıp tekrar gönderelim. Gördüğünüz gibi, bu seferki verilerde zaman ve imza seçenekleri de gözükmüş oldu. QR kodu sayı olarak gözükmesi için, değeri genel yerine sayı olarak değişmeniz yeterlidir. Yeni bir video çalışmasında görüşmek üzere. Kanalımıza abone olun, takipte kalın.